İstanbul için dediniz değil mi hocam? Tabii. Yani kimsenin tetiklemesine gerek yok şu anda. O fay zaten zamanı gelmiş bir fay ama şu var. Yani bütün bilim insanları beklese de o fay deprem üretmeyebilir. Böyle bilimsel bir gerçek de var. Yani çünkü Deprem Türkiye'deki üretmeme bazı fay... durumu da var, öyle mi? Tabii. Çünkü Türkiye'deki bazı faylar bu mesela bugün ben bir iki yerde de söyledim. Örneğin Bolvadin fayı Afyon'da. O fay mesela deprem üretmeden yüzeyi kırıyor. Yılda 10 santim, 20 santim bir taraf bir tarafa doğru alçalıp yükseliyor. Ama bunu yıkıcı deprem üretmeden yapıyor. Bu fayın akması diyoruz biz buna ya da fayın krip etmesi diyoruz. Yani deprem üretmesi beklenen bazı faylar şu anda Türkiye'de krip ediyor veya işte akıyor. Mesela Sarıgöl'deki fay o şekilde davranıyor. Yani bir taraf çöküyor, bir taraf yükseliyor ve bu yılda 10 santim, işte 10 yılda 1 metre yapar. Dolayısıyla öyle bir fayın üzerinde oturma şansımız yok. Çünkü hangi yapıyı koyarsak koyalım, çelik de koysak o çelikten yapılan o yapı mutlaka düşeyden sapar. Evet, o yüzden mesela o tür yapıları şimdi biz bulmaya Evet. çalışıyoruz. Türkiye'nin neresinde bu tür yapılar var? Bu asismik davranan faylar üzerinde yapılaşma yasağı nasıl getirilebilir? Ya da yapılaşma var mı bu faylar üzerindeki? Bazı faylar üzerinde var. Mesela Bolvadin'deki fayın üzerinde bu şekilde krip eden fayın üzerinde mezarlık var mesela. Mezarlık ve bütün mezarlar açığa çıkmış durumda kırılıyor. Yani can vermiş insanların geçtiği mezarın olduğu yerden fay geçiyor ve o fay şu anda krip ediyor. Hareket Evet. nedeniyle orası parçalanıyor deprem olmadan. Bazen evler var Evet, böyle yavaş fayların yavaş üzerinde. hareket ediyor, kırılıyor. Evet, yavaş hareket. Aynen öyle. Evet. Yani şimdi bir fay kendi enerjisini 200 yıl boyunca biriktirirse, dediğim hareketi yapmazsa, yüzeyde deformasyonu izlemezsek o biriktiriyor anlamına geliyor. Biriktirip o Evet. 200 yılda yapacağı hareketi 10 saniyede yapıyor. Yani 1 metre, 2 metre atımı Evet. 10 saniyede, 20 saniyede yapıyor. İşte o zaman deprem oluyor. Yıkıcı deprem sınıfına giriyor bu fayın Evet, çok hareketi. çok net anlattınız hocam. Hızlı hızlı sorayım. Belki konuklarımızın da size sorusu vardır. Peki Düzce'deki vatandaşlarımız için ne söylemek istersiniz? Çünkü hala şu dakikalarda geceyi dışarıda geçiren, endişe içinde olan vatandaşlar var. Hani orada Evet. enerji boşaldı mı yoksa yeni bir deprem olur mu, ne dersiniz? Enerji boşalıyor. Şu anda enerji boşalması tamamlanmış değil. Çünkü o aylar sürecek bir durum. Yani bu ana şok 5.9 olduğu için 4, 4.5, 4.7 işte 5'e kadar varan arşi depremler olabilir. Ama bu fayın bundan daha büyük deprem üretme gücü yok şu anda. Çünkü geri kalan parçaları 99 depreminde kırıldı. Tekrar bir daha deprem üretmesi için en az Evet. 200 yıl geçmesi lazım. Yani bunlar net bilimsel veriler. Bu Dolayısıyla halkın yıkıcı deprem alarmları anlamında söyledi. belli bir paniğe geçmesine gerek yok ama arşi depremler 5'e kadar varacağı için oradaki işte AFAD yetkilileri veya işte Çevre Şehircilik ilgili bakanlıklar, valilik olabilir, işte belediye olabilir. Oradaki yetkililere eğer evlerinde hasar gelişmişse ve bundan devletin oradaki ilgili kuruluşların haberi yoksa onlara haber verir. O eve girip girmeyeceğine kendisi karar Evet. vermemesi gerekir. Yetkili insanların karar vermesi lazım ve o Evet. insanlar eğer şunu derlerse bu ev şu anda oturulacak düzeyde değil ya da işte 5 büyüklüğünde bir deprem olursa bu ev daha büyük zarar görebilir. Onlar da işte ya çadırlara ya da işte barınma alanlarına götürüp orada birkaç gün misafir edilmesi gerekiyor. Büyük olasılıkla böyle bir yola da girilmiştir Evet. diye düşünüyorum. Bu da çok önemliydi değerli hocam. Yani Düzce'de bu söz konusu fay, depreme neden olan fay artık bu büyüklükte bir şiddetle kırılmaz. Ama evi hasarlı olanlar artçı sarsıntılardan etkilenebilir. Mutlaka evlerini kontrol ettirip öyle girsinler. Ama yıkıcı bir deprem beklemiyorum dediniz. O fay Evet. üzerinde bu da önemliydi. Değerli konuklarımızdan size sorusu olan varsa hemen yönelmek isterim soru alma noktasında. İzmir'de konuşacağım çünkü. Nasuh Mahruki, sorunuz var mı hocamıza? Yok yani bu en çok ilgilendiğimiz aslında beklenen İstanbul depremini tetikler mi, böyle bir etki yaratır mı konusu var. Böyle bir etkisi olmadıysa rahatlıyoruz diyebilirim şu anda. Evet. Yani şöyle bir durum var Evet, İlayar. aslında. Şimdi Şimdi Düzce'de, pardon.
Buyurun. Buyurun hocam, buyurun. Evet, ben mi konuşayım? Anlayamadım. Sesimiz geç ulaşıyor birbirimize. Evet hocam, buyurun devam edin. Sesimiz geç ulaşıyor şimdi düzce, birbirimize. Öyle normal şartlarda 5, evet normal şartlarda 5.9 büyüklüğünde bir deprem Düzce'de daha fazla aslında hasar yaratması gerekirdi. Can kaybının olması gerekirdi normal şartlarda. Çünkü depremin şu ana kadar bizim ölçtüğümüz şiddeti var. Şiddeti 8. Yani 8 şiddetinde sallandı orası. Düzce Ovası 8 şiddetinde sallandı. Buna rağmen olması gerektiği kadar yıkım ve can kaybı olmadı. Bu aslında şu anlama gelebilir. Yani 99 depreminde çünkü Düzce zaten ciddi bir hasar almıştı. İşte 1000'e yakın can kaybı olmuştu. Çok sayıda bina hasar görmüş, yıkılmalar olmuştu. Ve son geçen bu 20 küsür yıl süre içinde kentsel dönüşüm kapsamında Düzce kendini yenilemiş oldu. İşte yetkililer, belediye başkanı olsun, oradaki yetkili isimlerden şunu anlıyoruz. %80 civarında kentsel dönüşümün yapıldığını belirtiyorlar. Şu anki depremde bunun yaklaşık doğru olduğunu söylüyor aslında. Ama şöyle bir önemli bir nokta var burada. Şimdi aynı şiddeti biz Bayraklı'daki o 2020'deki 30 Ekim depreminde de yaşadık. Orası da 6.6 büyüklüğünde bir depremdi. Sisam fayı kırılmıştı. 70 kilometre uzakta Bayraklı'da 4 bina tamamen yıkıldı. 117 can verdik. İşte 5000 üzerinde bina hasar gördü. Yine şiddet 8'di. Yani iki farklı yerdeki ilde aynı şiddette sarsıldı. Bir tarafta ölen yok, yıkılan bina yok. Öbür tarafta ölen ve yıkılan bina var. Bu da kentsel dönüşümün çok önemli olması gerektiği gibi Düzce'de biraz daha doğru yapıldığını, İzmir'de henüz bu aşamaya gelemediğimizi anlatan önemli bir nokta. Çok önemli. Evet. Hocam çok önemliydi. Teşekkürler. İlay Hanım'ın bir sorusu var. Şimdi çok kıymetli hocamız bizim de çok önemli bilgiler paylaştı. Saydığı iller çok önemli iller. Ve göçün, hani kendi konumumla baktığımızda göçün çok ciddi anlamda yoğun olan iller. Hatay, Bingöl, Maraş, Adıyaman. Hepsi. Hatta kayıt dışı nüfusun da çok olduğu iller. Şimdi ben kıymetli hocamıza şunu sormak istiyorum. Şimdi deprem hazırlıkları yapılırken sonuçta İller Bankası'ndaki resmi nüfus kayıtlara göre yapılıyor. Ama orada resmi kayıtların dışında da çok ciddi bir nüfus var esasında. Kendisi bize anlatabilir mi? Yani o bölgelerdeki deprem belediyelerin, yerel yönetimlerin belediyelere karşı hazırlıkları nasıl? Depreme karşı nasıl bir hazırlık yaptılar? Yani resmi nüfusa göre mi yaptılar yoksa kayıt dışı nüfusa göre mi yapıyorlar? Çünkü Allah korusun ama öyle bir facia yaşadığımızda kontrol edemeyeceğimiz, izini bulamayacağımız, sayısını bilmediğimiz çok büyük bir nüfus var ve bunun altında kalkmamız çok zor olacak. Çok önemli söylediniz. Biz büyük Adapazarı depreminde de aslında yani bu kayıt dışı yaşayan, muhtarlıklarda kaydı olmayan insanların da bir anlamda ölümlerini ortaya çıkarmak aylar sürdü yani. Evet. Yani ki kaldı ki bu kadar yoğun kayıt dışının yaşandığı yerde. Ki o dönemde muhtarlıklar vardı. Yani muhtarlıkların muhtarlıklar kayıt alıyordu. Şimdi muhtarlıklar kayıtlarda da yok, nüfus müdürlüklerinde. Evet, orada bile çok zor olmuştu. Hocam o konuda bir bilginiz var mı değerli hocam? Yani bu bahsettiğiniz iller ben, çok göç alan iller tabii. Evet. Şimdi ben zaten yani bir jeolog olarak şu anda işte TÜBİTAK projeleri yapıyoruz bizim Malatya, Adıyaman taraflarında. Bu yaz ben oradaydım zaten. Ben kendim de Hataylıyım zaten, Antakyalıyım. Tabii ki oralar çok ciddi anlamda göç alan yerler. Hem güneyden hem değişik kesimlerden. Yani Türkiye'nin dışından da göç alan bir bölge orası bildiğiniz gibi. Dolayısıyla insan nüfusunun yoğun olduğu bölgeler ve orada da çok sayıda güçlü faylar var. Yani Doğu Anadolu fayı, bu saydığım illerin hepsi Doğu Anadolu fayı üzerinde. Türkiye'de zaten iki tane büyük fay var karadan geçen. Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı. Bunların içinde işte sismik boşluk dediğimiz kırılma zamanı gelmiş faylar var. Biraz önce bahsetmiştim. Doğu Anadolu fayı üzerinde de 3-4 farklı yerde bu sismik boşluklar var. Dolayısıyla buradaki nüfus yoğunluğu tabii ki orada bir deprem olduğunda çok büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Yani çünkü Türkiye ölçeğinde baktığımızda tam olarak %100
diyebileceğimiz ölçekte depreme hazır bir ilimiz yok henüz şu anda. 81 ilin hiçbirinde %100 evet. diyebileceğimiz bir durum yok. Evet. Tabii ki 99 depreminden sonra önemli dersler tabii ki çıkarılmıştır. Bu kapsamda işte yeni yönetmelikler, yeni bir sürü yasa, kanun, bir sürü şeyler değişiyor. Ve bina deprem yönetmeliği önemli ölçüde yenilendi. İşte 1998'de, 2007'de, 2018'de mesela şu anda 2018'deki deprem yönetmeliği Avrupa, dünya standartlarında bir deprem yönetmeliği. Buradaki asıl konu bunu uygulayabilmek ve denetimini olması gerektiği gibi yaptırabilmek. Evet. En büyük sorun Türkiye'deki benim gördüğüm bu. Evet. Yani bir yeri... Kağıt bir üzerinde yeri, her şey şöyle, güzel diyorsunuz ama uygulamada sıkıntı var. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin yasalarında bir yeri imara açmaya çalıştık. Evet. Evet, dinliyorum hocam. Bir yeri imara açmaya çalışmak bu yönetmeliğe göre çok zor diyorsunuz ama uygulayan mı var diye de büyük bir soru işareti koyalım. Evet, yani insanlar mesela bir yeri imara açacaksınız. Bir parseli mesela bina yapacaksınız bir parsele. Bugün Türkiye'deki işleyen mekanizma şu. O parselin imara açılmayacağına jeoloji ve jeofizik mühendisi karar veriyor. Yani yerin yapısını inceliyor. Yerleşime uygun mu değil mi? Onu anlıyor. O zeminin fiziksel parametrelerini elde ediyor. O elde ettiği parametreleri inşaat mühendisine veriyor. İnşaat mühendisi o parametreye göre statik projeyi çiziyor. Arkasında işte müteahhit geliyor. İşçiler, mimar ve bina öyle çıkıyor. Ve bunlar yapılırken bir denetim mekanizması var. Yapı denetim şirketleri tarafından yapılan. İşte devlet tarafından çevre şehircilik kapsamında yapılan bir denetim var. Ama bunların hepsi diyorum ki ben dört dörtlük yapılırsa bina deprem yönetmeliğine uygun bir bina ortaya çıkmış oluyor. Yapı denetimi yapan kişi hocam, işte depremle ilgili alırsa... sorularım olacak size. Evet. Evet. Buyurun. Sorularım buyurun. Olacak. Hızla bu anlamda bir tur atalım. Sayın Ali Mahir Başarır'a da sormak isterim. Çünkü sevgili seyirciler, hakikaten Sayın Sözbilir önemli değerlendirmeler yaptı. Sayın İlay Aksoy'un altını çizdiği mesele de çok önemli. Yani Allah korusun bu bölgelerde, Hatay, Bingöl, Adıyaman, Maraş ve göçün yoğun olduğu bölgelerde bir deprem felaketi yaşansa can kaybının ne olduğunu bilmek mümkün değil. Yani. Kayıtsız bir can kaybı şu anda ne kadar vatandaşın hayatını kaybedeceğini bilemeyeceğimiz bir süreç olacak. Ali Mahir Başarır, tabii kentlerimizin çok büyük bir bölümü depreme hazır değil. Sayın Sözbilir hocam dedi ki 8 şiddetinde aslında sallandı Düzce Ovası. Fakat geçmiş depremden ders alındığı için ve daha yoğun bir şekilde orada kentsel dönüşüm, kayada, ovaların dışında kayalara inşaatlar yapıldığı için, denetlendiği için büyük anlamda bir can kaybı olmadı. Yani iki yaralı dışında ki onlar da depremden kaynaklı değiller, iki ölüm oldu. Onlar da depremden kaynaklı değil, kalp krizinden kaynaklı ölümdü. Dolayısıyla bu depremi tırnak içinde başarıyla atlattı Düzce diyebiliriz. Türkiye'nin geneli için başta İstanbul olmak üzere bunu konuşmak mümkün değil. Çünkü bir yağma ve talan kültürüyle bu kentler uzun yıllardır idare ediliyor. O açıdan Ali Mahir Başarır baktığında ne görüyorsun, ne yapmak lazım?